Merhabalar, ben doçent doktor Murat Öz, kadın hastalıkları ve doğum uzmanıyım. Ayrıca jinekolojik onkoloji cerrahisi uzmanıyım. Üreme çağında en sık görülen problemlerden birisi olan miyomlardan bahsedeceğim. Miyomlar, üreme çağındaki kadınlarda görülen en sık urlardır, iyi huylu tümörlerdir. Aslında kadınların %70 kadarında görülüyorlar. Fakat büyük bir kısmında boyutu, yerleşim yerine bağlı olarak çok büyük bir kısmında bir problem yaratmıyor. Yani kadınların bir şikayeti olmuyor. Ancak boyutuna, sayısına ve yerleşim yerine bağlı olarak ağrılı adet görme, gebe kalmada problemlerle karşılaşma, gebelik sırasında problemlerle karşılaşma ya da kronik pelvik ağrıya sebep olabilmektedirler. Miyomun aslında tek bir sebebi yok. Çok büyük bir kısmının sebebi genetik faktörlerdir. Bir takım genetik mutasyonlar tanımlanmış miyomlarla ilgili. Ama aslında miyomla karşımıza gelen hastaların önemli bir kısmında herhangi bir risk faktörünü biz bulamıyoruz. Miyomlara bağlı en sık sıkıntı aslında hastaların pelvik ağrıları. Yani geçmeyen pelvik ağrılar, adetlerinin çok sancılı olması, adet kanamasının fazla miktarda olması ya da nadiren de olsa tekrarlayan düşüklerle bu hastalar karşımıza gelebiliyor. Miyom tanısını koymakta bizim en önemli tanı aracımız ultrason. Ultrasonlarla miyomların yerleşim yerini, boyutunu, sayısını rahatlıkla tespit edebiliyoruz. Öncelikle hastada miyom tanısını koyduktan sonra bizim cevaplamamız gereken soru, bu miyomun tedavi edilmesine gerek var mı? Hastanın şikayetleri nedir? Günlük yaşantısını etkiliyor mu? Dediğim gibi kadınların neredeyse %70'inde miyomlar görülüyor. Fakat biz bu kadınların hepsini tedavi etmiyoruz. Eğer günlük yaşantısını etkileyecek düzeyde bir ağrısı varsa, adet kanamaları normalden çok fazla oluyorsa ve tedaviye dirençliyse, gebelik konusunda bir takım gebe kalmada problemler yaşıyorsa, evet, miyomların tedavi edilmesine gerek olabilir. Esas olarak miyomların kesin tedavisi cerrahi, yani miyomu çıkarmak ya da rahmi almak. Fakat özellikle çocuk doğurmamış kadınlarda ya da bundan sonraki yaşantısında gebelik planlayan kadınlarda tabii ki rahmi almak uygun bir seçenek olmuyor. Dolayısıyla rahim koruyucu miyom cerrahisi bu hastalarımız için çok iyi bir seçenek. Miyomların aslında çok büyük bir kısmı kapalı yöntemle tedavi edilebilir. Sadece teknik sebeplerle ya da bazen hastanın kapalı cerrahiye uygun olmaması nedeniyle nadiren de olsa açık cerrahi tercih edebiliyoruz. Fakat onun dışında miyomların önemli bir kısmı kapalı cerrahiyle tedavi edilebilmektedir. Eğer son zamanlarda adet kanamalarınız arttıysa, adet sırasında sancılarınız eskiye göre daha fazlaysa, idrar yaparken zorluk yaşıyorsanız ya da kabızlık, kronik pelvik ağrı gibi şikayetleriniz varsa mutlaka kadın doğum uzmanına kontrole gitmenizi öneriyorum.